Değerli dostlar, yeni bir gündüz yayınından herkese merhaba. Gün içerisinde yaşananları da artık size anlık olarak aktarıyoruz. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin diyerek bugün neler yaşandı? Sezai Temelli neden bu kadar gündeme oturdu HDP milletvekili? Bunları sizlere aktarayım. Değerli dostlar, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ve çözüm sürecinin yasal bir hukuka dayanağı yoktu. Ama bizler HDP'yi muhatap alarak Kürt sorununu çözebiliriz, bunu mecliste konuşabiliriz, yeri meclistir diyordu. Ve Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına HDP milletvekili Sezai Temelli'den tepki gelmişti ve Sezai Temelli'ye, HDP milletvekiline bir kesim HDP'li seçmen de tepki göstermişti. Ne olursa olsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi muhatap alarak Kürt sorununu çözeceğiz açıklaması kıymetlidir deniliyordu. Sezai Temelli peki ne demişti? Onlara bakalım ilk önce sizlerle beraber. Sezai Temelli Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz haberini alıntılayarak Twitter'da şu paylaşımları yapmıştı. Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır. Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğunu artık görülmelidir demişti Sezai Temelli. Şimdi diyeceksiniz ki bu açıklamada ne var? Değerli dostlar, Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi muhatap alarak bu sorunun, Kürt sorununun yasal bir zeminde, yasal bir yerde konuşulması ve tartışılması gerekiyor demişti. Bugün gazeteci İsmail Saymaz da köşesinde yazdı ve HDP'lilere sormuş HDP Genel Merkezi'nde. Sezai Temelli'nin bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını da sormuş. HDP seçmeni ve HDP'li yöneticiler de Sezai Temelli'nin bu açıklamalarından rahatsız olmuşlar ki şunları söylediler. Partimizin bu kadar saldırı altında olduğu bir anda Kılıçdaroğlu'nun HDP ile çözeriz demesi çok kıymetlidir. HDP'liler Temelli'nin, HDP milletvekili Sezai Temelli'nin ve ayrıca eski eş genel başkan bu arada sorumsuzluk olarak nitelendiriyorlar. HDP milletvekili Sezai Temelli'nin bu açıklamalarını ve haklı bulmadıklarını belirtiyorlar. Şimdi partiniz, bağlı olduğunuz parti bu kadar saldırı altındayken, bu kadar siyasi bir baskı altındayken, eski eş genel başkanlarınız tutukluyken ana muhalefet lideri çıkıyor, sorunu kabul ediyor ve sorunun muhatabı HDP'dir ve yasal hukuka dayalı olarak mecliste çözmemiz gerekiyor derken çıkıp böyle bir açıklama yapmak açıkçası talihsizliktir. HDP eş genel başkanları varken böyle bir açıklama yapmak da bence de sorumsuzluktur. Ve Selahattin Demirtaş da değerli dostlar tepki gösterdi. Selahattin Demirtaş iki tweet attı. Sezai Temelli'nin adını kullanmadı ama kendisine yönelik olduğu da açıklamalarından bariz bir şekilde belli. Sizler de şöyle ekranlarınıza vereyim. Selahattin Demirtaş iki tweet attı ve şöyle dedi. 1. Benim bildiğim HDP Kürt sorununu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir. İrade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz diyor HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Yani kısacası dostlar şunu söylüyor. Kim olursa olsun böyle bir açıklama yapıyorsa takdire şayandır. Ve siz de çıkarsanız derseniz ki bugün Kürt seçmenin en çok oyunu alan bir parti olarak Biz Kürt sorununda muhatap değiliz. İşte Kürt sorunun muhatabı İmralı'dır. Kürt sorunun muhatabı işte X kişidir derseniz siz zaten kendi partinizi de kriminalize etmiş oluyorsunuz. Kendi partinize karşı sorumsuz bir şekilde davranmış oluyorsunuz. Kendi partinizi açıkçası haksız konuma düşürüyorsunuz. Ne demek istediğimi aslında anlamanızı rica ediyorum değerli dostlar. Bugün her partide milletvekilleri de, eş genel başkanları da, grup başkan vekillerinin de bir yeri vardır, bir konumu vardır. Bir de muhatap olabilecek seviyeleri vardır. Siz bir milletvekili olarak çıkıp derseniz ki bu sorunun muhatabı biz değiliz. Bu sefer Kürt seçmenden bir sonraki seçimde nasıl oy alacaksınız? Burada eleştirdiğim HDP değil, HDP eski eş genel başkanı Sezai Temelli ve şu anda da HDP milletvekili olan Sezai Temelli'yi eleştiriyorum. Zaten HDP yöneticilerinden de, HDP'li seçmenden de ve en son Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamalarıyla kendisi de nasıl tepki aldığını gördü ki bir açıklama daha yaptı Sezai Temelli ve ben Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemedim aslında dedi. Yani birazcık da konudan bağımsız genel sorunun üzerine, Kürt sorunu üzerine konuştum demek istedi. Ama siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberini alıp alıntıladınız ve üstüne böyle yazdınız. Kendi partinizi de, partinize karşı da, seçmenlerinize karşı da sorumsuzca bir harekette bulunmuş oluyorsunuz. Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları gayet nettir. Ve bütün sorunların, Türkiye'deki tüm sorunların çözümüne taliptir, irade sahibidir. Mesela Sezai Temelli bu açıklamayla işte HDP irade sahibi değil aslında diyerek bunca partisine yönelik baskı ve sindirme politikalarına karşı da aslında istemsizce bir katkı da sunmuş oluyor. Nasıl mı katkı sunmuş oluyor? HDP Türkiye Partisi diyor. Ve HDP biz hiçbir yerden talimat almıyoruz diyor. Siz bu açıklamayı yaparak biz irade sahibi değiliz diyorsunuz partinize. Partinize bu görüşü doğuruyorsunuz. Amacınız o olmasa bile, Sayın Temelli'den bahsediyorum. Amacınız o olmasa bile insanların bakış açısı ona dönüyor. Siz bir milletvekilisiniz. Değerli de bir milletvekilisiniz. HDP'nin milletvekilisiniz. Bazen attığınız tweetlerin nereye gidebileceğini iyi hesap etmeniz gereken bir konumdasınız. Bugün bizler bir tweet atabiliriz, bir gafta bulunabiliriz, bir yanlış anlaşılmaya meal verebiliriz. Ama sizlerin böyle bir lüksü yok. Ortada bir sorun var. Kürt vatandaşların bir sorunu var ve bunun çözümüne yönelik konuşmalısınız. Ana muhalefet lideri bugün ana muhalefet liderini illa savunmaktan bahsetmiyorum. Beni izleyen bütün dostlar bilir. Hak ve baki neredeyse oradayımdır. Kim bugün Kürt seçmen veya haksızlığa uğrayan bir kesimi savunup haklarından bahsediyorsa onun o açıklamaları değerlidir ve takdir etmek gerekir. Bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar değerli dostlar. Zaten Selahattin Demirtaş da aslında bunlardan bahsediyor. Akşam 9'daki yayında görüşene dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Eleştiri güzeldir arkadaşlar. Sert eleştiri ben hiçbir zaman yapmam. Ama eleştiri güzeldir. Hele de yapıcı eleştiri çok çok daha güzeldir. Bana da bu konuda kızmayın. Ama Kürt sorununu HDP'ye muhatap alıp mecliste yasal bir hukuk çerçevesinde konuşmamız gerekiyor açıklaması da Kılıçdaroğlu'nun son derece değerli ve kıymetlidir. O yüzden bu eleştirileri yaptım. Akşam 9'daki yayında görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın değerli dostlar. Bizden TV ile kalın. Beğen butonuna basıp henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin. Eğer bildirim almak istiyorsanız biz yayınlarımıza girdiğimizde abone olduktan sonra yanda çıkan bildirim zilinizi de tüm olarak işaretleyebilirsiniz. Hepinize rojbaş, dembaş, iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.